Evet, Anadolu ETV izleyicileri, uzun bir aradan sonra A'dan Z'ye programıyla yeniden karşınızdayız. Bu kadar bekleyince dilimizde şişti. Birlikte bir sohbet ortamında bir program gerçekleştireceğiz. Önce arkadaşlarımızı zaten tanıyorsunuz ama yine de tanıştırayım. Kent Haber Gazetesi'nin Yad İşleri Müdürü Veysel Kılıçlar birlikteyiz. Merhaba Veysel. Yine Kent Haber Gazetesi'nin spor müdürü Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Tabii spor deyince Nevşehir'de akla Mehmet gelir. Mehmet çünkü bütün spor branşlarını yakından takip eder. Evet arkadaşlar, önce nereden başlayalım? 24 Temmuz'dan. Gazeteciler bayramı olur ama bence bayram değil, dayanışma günü gibi. Özellikle günümüzde dayanışma günü gibi geçiyor. Onunla ilgili biraz geç kaldık 24 Temmuz ama bugüne nasip oldu program. Baktım gün içerisinde, hafta içerisinde 24 Temmuz'da 25 Temmuz tarihlerinde açıklamalar geldi. Bir sürü işte belediyeden, üniversiteden ama ne kadar samimi bir türlü ben kendimi inandıramadım bu açıklamalara. Yani, belediye başkanı Mehmet Savran'ın vardı, rektör Semih Akdet'in de vardı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bu dayanışma günüyle ilgili basın bayramı olarak açıklama yaptılar ama sanki özellikle rektör, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin rektörü basına destekten ziyade sanki basını karalama kampanyası gibi bir açıklama yapmış. Bu konuda ne diyeceksiniz? Önce isterseniz Veysel Bey sizin fikrinizi alayım. Daha sonra ben açıklamayı birebir okuyacağım. Özellikle Mehmet Savran ve rektörün açıklamasını, Instagram'da paylaştıkları, sitelerinde paylaştıkları açıklamayı okuyacağım. Ben özellikle rektör beyin basın gününde yaptığı açıklamada bir cümle dikkatimi çekti. Basın terörü diyor. Yani rektör bey Nevşehir'de hiçbir basın mensubunu tanımaz. Etmez yani, bir araya gelmemiştir. Nasıl basın terörü var Nevşehir'de? Ben onu merak ettim. En çok dikkatimi çeken cümle oydu zaten. Bak, o gözümden kaçmış. Yani basın terörü. Düşünsenize, bir rektörün, bir öğretim görevlisinin, bir bilim adamının diline yakışan bir şey değil. Basınla terörü yan yana getirmek ne kadar yanlış, abes. Düşünebiliyor musunuz? Evet, çok özür diliyorum. Buyurun. Diyor, bir de işte basınla kaç kez bir araya gelinmiştir? 2 yıldır görevde rektörlüğü ama. Basından kimleri tanımaktadır? Basın işleyişi nedir Nevşehir'de? Bunlar dahi bilmezken işte bir gazetecilerin gününde çıkıp da bir kutlama, bir yazıyla geçiştirip genel böyle işte belediye olsun, diğer kurumlar olsun, sendikaların birçoğu yani basınla iç içe değiller ama her seferinde basın bayramı, basın şunu, basın bunu kutlu olsun diye demeçler verilmiş. Lafta sözde destekliyorlar, yani kendilerine bazı kurumlar bir liste oluşturmuş. İşte diyelim ki önemli gün ve haftalar. Bunun içinde basın günü de, basın bayramı da var. Bununla ilgili sadece açıklama yapma gereği duyuyorlar. Yoksa içindeki metni belki de kendileri bile hazırlamıyorlar. Kendi duyguları öyle değil belki. Oradaki özel kalemler ya da basın sorumluları tarafından hazırlanan standart metinler. Ne basının sorunlarına bir çare olacak metinler, ne de yereldeki basının sorunlarını görüp dile getirilen şeylerdir. Hep standart, işte basının sansürün kaldırılması, yıl dönümü kutlarız. Basın önemlidir, basın şöyledir. Abi ki, bunu insanlar en yakın zamanda 15 Temmuz'da gördü. Darbe girişimi basın sayesinde basının görevini en iyi şekilde yapmasıyla durduruldu. Ama 15 Temmuz unutuldu. Evet, aynen öyle. O gün basın eğer görevini yapmasa, sessiz kalsaydı, bugünkü Tunus'ta olduğu gibi o gün darbe gerçekleşirdi. Size ilave ettiğim bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz'da biliyorsunuz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun toplantısı vardı. Biz Ağrı'daydık o gece. Evet. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak o günün varisi, dönemin varisi Musa Işın'ın yanına gidip tek, ilk ve tek açıklamayı, o gün için söylüyorum, ilk ve tek açıklamayı daha o gece, o gün Türkiye'de yapan bir kurum olduk biz gazeteciler olarak. Yani şimdi bu kadar önemli bir kuruma, Veysel Bey'in söylediği gibi
nasıl basınla terörü yan yana koyabilir bir rektör, ben anlamıyorum. Buna bir türlü anlam veremiyorum. Yani önce insanlar kendine bakmalı. Önce insanlar kendini eleştirmeli. Sizin söylediğinizde istinaden bir şey daha söylemek istiyorum Mehmet Bey. Bakın bu Mehmet Savran'ın 24 Temmuz açıklaması, basın bayramı diye geçmiş. Bak, aynen ifade ediyorum şunu, şunu okuyorum. Güçlü demokrasimizin teminatı basın mensuplarımızdır diyor. Çok teşekkür ederim. Gerçek düşüncesi ise bu. Devam ediyor. Tarafsız ve özgür bir basın güçlü demokrasinin vazgeçilmez unsurudur diyor. %100 katılıyorum. Büyük bir özveriyle görevlerini icra eden tüm basın mensuplarının basın bayramını kutlar, görevlerinde başarılar diliyorum diyor. Bunu Mehmet Savran söylüyor. Belediye başkanı, şehrin belediye başkanı. Hemen arkasına bir şey ilave etmek istiyorum. Sizler de kısmen şahitsiniz. Cumhurbaşkanlığının yayınladığı tasarruf tedbirleri kapsamında bunu söyleyen belediye başkanı ilk gazeteleri kesti, biliyor musunuz? Yerel gazeteleri belediyeye almaktan kesti. 1 TL'lik gazeteyi. Ama aynı belediye başkanı mahallelerde, hepimiz şahidiz, eğlence yapıyor. O zaman tasarruf tedbiri yok mu? O zaman Cumhurbaşkanlığının genelgesi yok mu? Cumhurbaşkanlığının genelgesini yerine getirmiyorlar. Bir şey daha soruyorum. Siz belediyenin gazoz ağacı mı var, biliyor musunuz? Belki de vardır. Uzun Pınarı'nda gazoz aklıyorlar. Yani bunlar tasarruf tedbirlerine girmiyor. Mısır tarlası mı var? Yok. Ama mahallelerde eğlence yapıyor, bedava gazoz dağıtıyor. Ya bu insanların problemleri gazoz içmek, mısır yemek değil. Bu insanların, bu şehrin daha çok 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 önemli problemleri var. Eğer yapacaksa, biz şimdi yine tükaka olacağız, o ayrı bir şey. Ama yapacaksa önce şehrin problemlerini gerçekleştirmeli, çözüm bulmalı. Yani belediyelerin görevi, asli görevleri bunlar değil, eğlence falan değil. Evet, pandemiden çıktı. İnsanlar bunaldı, sıkıldı. Bunlar yapılır. Ama ülkenin şartlarına bakarsınız, bunu yaparsınız. Ben o dönemde bir önceki belediye başkanı Rasim Arı yaptığı dönemde de eleştirdim. Belediyenin asli görevleri var arkadaş. Belediyenin asli görevi işte ne bileyim yayıncılık yapmak değil. Belediyenin asli görevi spor profesyonel takımları desteklemek değil. Evet, destekler yan yolları ama bu şehrin sosyal aktivitesidir, ama bunlar ikinci, üçüncü, beşinci plana var. Şehrin çok daha önemli altyapı problemleri var, yol problemleri var, park problemleri var, kaldırım problemleri var. Öncelikle bunları yapacaklar. Ama maalesef bunları yapmak yerine tam tersi, üzerine vazife olmayan her türlü işe giriyorlar. Biri ne yapıyorsa diğeri de onun izinden gidiyor. Ve işin garip yanı, ben garipsiyorum, siz ne dersiniz bilmiyorum. Bütün bunları seyreden bir il başkanı var, milletvekilleri var, muhalefet partileri var, hiçbirinin sesi çıkmıyor. Her dönemde suskun kalıyorlar. Ha, kısmen bir iki tanesi böyle cırıl sesle zaman zaman eleştiriler yapıyor ama bana göre yeterli değil. Ya, bu şehrin gelişmesi için bir takım şeyler olacak, bilmiyorum, benim fikrim. Bu belediyelerin yaptığı hizmetler, yapacağı hizmetler konusunda siz ne dersiniz? Katkı verir misiniz? Katılır mısınız? Sizden de görüş almak isterim. Yani Nevşehir'in sadece merkezi, tüm ilçeler için en önemli sorunlarından biri altyapı sorunu. Yani belediyeler altyapıyı bitirmeden sürekli asfalt yaparak yoluna devam ediyor. Sadece bir güzellik, dış güzellik sağlamaya çalışıyor. 10 gün sonra yaptığı yolu, yeri bozmak zorunda kalıyor. Yaptığı parkı bozmak zorunda kalıyor. Yani hem Nevşehir'de diğer ilçeler olsun, altyapı tamamlamadan üst yapı yapmak, asfalt atmak sadece göz boyamadır. Yani bunda tüm belediye başkanlarının çok dikkat etmesi gerekir. Yani sırf insanları kandırmak için, yani biz asfalt yaptık deyip, yani bu devletin paralarını boş harcamamak gerekir. Çarçur ettim. Evet. Siz farklı düşünüyor musunuz? Ben de katılıyorum Mehmet Bey'in dediklerine. Bir de belediyede son zamanlarda bazı dedikodular ayyuka çıktı. Çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Eski başkan Rasim Erbey'in almış olduğu 300'e yakın bir personel varmış. Maalesef. Ama gerçekten bu doğru mu bilmiyorum ama şehir için gerçekten nasıl alındı, nasıl edildi? Evet, sizin söylediğiniz tamamen, ben de katkı vermek isterim. 300'e yakın personel alındı. Şimdiki Mehmet Savran Bey de maaşları ödemekte zorlandığı
İddialar, bir takım iddiaları dolaşıyor kamuoyunda. Değil mi? Madem böyle bir şey var, eğlenceyle ne işin var arkadaş? Aynen. Sen eğlence gazoz dağıtmayla, mısır patlatmayla ne işin var? Ya belediyenin görevi gazoz dağıtmak, mısır patlatmak. Ya buraya düzene koyacaksın, 300 kişi varsa, doğruysa tabii biz bu duyumumuzdur. Ya doğru ya da yanlış, aynen, kendisi cevap verir. Özür diliyorum tekrar. Bu mahalle konserlerinde de yani belediyenin birçok araçlarını geçen kendi şahit oldum. Cevherdayı mahallesinde 7-8 tane belediyenin aracı vardı. Çink atıyorlar. Aynen. Orada bunların her biri mazot yakıyor. Bir takım giderleri oluyor. Orada personeller görevli. Onlara mesai yazılıyor. Yani bunlar da bir giderdir. Tasarruf nasıl tasarruf? Anlamış değilim. Ve işi size yine bir katkı vereyim. İşte Atatürk Bulvarı, bizim bürolu önü. Evet. Rasim Ar yaptı, daha çok olmadı. Evet. Doğru mu? Ama geldi, Mehmet Savran bozdu burayı. Hangi mantıkla yapılıyor bu işler onu da bilmiyorum. Tabii orada perforjeler yapıldı. Ha, güzel görünüyor mu? Görünüyor. Önceki de güzeldi, çiçekler vardı. Bakımını, devamını sağlasaydınız ne kadar para verdiniz merak ediyorum oraya. O perforjeleri kim yaptı onu da merak ediyorum. Kime yaptırıldı onu da merak ediyorum. Ya zaten son dönemde hani tasarruf tedbirleri deniyor ya. Bu kurumlarda ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz ya. İnanılmaz şeyler geliyor. İnanılmaz belediyeler, ilçe belediyelerinden şaşırıyorum. Geçenlerde bir petrolcü bana şey dedi. Ya abi şunları niye yazmıyorsunuz? Ne yazmıyorsunuz arkadaş? Ya başkanın hanımı buradan benzin alıyor kendi özel arabasına belediyeye yazdırıyor dedi. Hangi belediye başkanı dedi? Var mı belgesi ver yazalım. Abi ben nasıl vereyim ekmeğinden olurum dedi. Ya bunlar Allah'tan korkmuyor. Bunlar nasıl insanlar arkadaş yani? İlçe mi? Merkez. İlçe. Demeyeyim de işte ilçe. Yani şimdi hani kesin olmadığını bilmediğimiz için onları da zan altında bırakmayalım. Aynen. Söyleyemiyoruz ama yarın bir belge olursa bunu dile getiririz, konuşuruz, yaparız. Biz hiç kimseden korkumuz yok. Aynı şekilde biz şimdi bakıyorum Mehmet Savran, evet, belediye başkanı yeğeni, çok fazla söyleyecek bir şeyimiz yok ama arkadaş sen köylerde ne işin var ya? Sen şehri bitirdin de köylere mi hizmet götürüyorsun artık? Bırak köyleri, il genel meclisi var, vali var, onlar yapsın. Ha, şehit cenazesine gitmiş, saygı duyarım. O ayrı, onu söylemiyorum ama o bir sürü köy geziyor. Köy meydanında halkla buluşuyor. Halkla buluşuyor. Sen şehir meydanında halkla buluş. Sen şehir meydanında halkı dinle ki onların sorunlarını, onların isteklerini cevap ver, isteklerine cevap ver. Ya ben burada açıkçası şunu söyleyeyim. Gördüğüm en yanlış şey, bak 3 tane AK Partili belediye başkanı gördüm burada geldikten sonra. Hepsi birbirinin yaptığını bozdu. Yani işte, şimdi herkes bir Kayaşehir'e sahipleniyor. Kayaşehir ortaya çıkaran Hasan Ünver. Onun Rasmar'ı ben yaptım dedi, şimdi bu. Mehmet Savran oralarda röportajlar da veriyor. Herkes burayı sahipleniyor. Bak, şov... Yapan şov ismi için. Söyleyerek de o insan da onları için... Aynen, onu etsinler. Çünkü evet, eleştirirsin, yanlış olur, doğrusu olur, onlar ayrı şeyler. Ama bir hizmet yapılmışsa bunun gerçek bir sahibi vardır. O gerçek sahipleri onlara edilmek zorundadır. Evet, Hasan Ünver yaptı, orayı ortaya çıkardı, yanlış mıyım? Seversiniz, sevmezsiniz. Rasim Ar'ı açılışını yaptı. Doğru mu? Evet. Siz şimdi orada açıklamalar yapıyorsunuz bilmem ne televizyonunda. Ama oraya yönelik, orayı geliştirmeye yönelik hiç kimse hiçbir şey yaptığı yok. Ya ben anlamıyorum. Başkan yardımcıları var. Bu başkan yardımcıları ne iş yapar? Daha sonra onlarla ilgili de konuşacağız. Bir sürü bir şey var. Ama bir başka programda şimdi vaktimiz dar olduğu için onunla da konuşacağız. Ve rektörün 24 Temmuz açıklaması var arkadaşlar ya. Rektörün. Yani bunların işi gücü kalmadı. Mesela rektör 24 Temmuz'u ve geçen 10 Ocağı'da bu açıklamaları gördüm. Gerçek düşüncesini merak ediyorum ya. Rektör gazete sokmuyor şeye, üniversiteye. Ve gazetecileri suçluyor. Ve inan, o açıklama inan o kadar çok üzüldüm ki. Yani biraz kaba olacak arkadaşlar yani. Biraz kaba olacak ama şunu söylemek zorundayım. Rektör diyor ki şantajcı gazeteciler var diyor. Veysel Bey'in söylediği gibi terörle, şantajla basını bir... Zaten şantajcıysa, terörse gazeteci orada olmaz.
Bu nasıl rektör olmuş bile ben anlamıyorum yani. Gazeteci değildir. Hangi siz şantaj yaptı, para aldıysa rektör şimdi onu açıklamak zorunda. Yalan terörü demiş. Yalan terörü demiş. Evet. Yani değil mi? Yani bakın aynı şekilde açıklamasını devamını okur musunuz? Açıklamasının devamını lütfen okuyun da insanlar bilsin yani. Demokrasilerde basının tüm toplumu ilgilendiren ciddi bir kamu görevi gerçekleştirdiğinin altını çizen Rektör Profesör Doktor Aktekin mesajında şu ifadelere yer verdi. Bireyler ve toplumlar ancak sahip oldukları doğru bilgi birikimiyle iyi, güzel ve doğru yönde gelişmelerini sürdürebilirler. Bu nedenle tüm toplumu... Bunlara hepimiz katılıyoruz. Evet. Bunlarda sıkıntı yok. Evet. Bu nedenle tüm toplumu ilgilendiren kamusal alanda doğru bilgi üretmek son derece sorumluluk ve ciddiyet gerektiren bir çalışmadır. Bu anlamda gerek bilim insanları gerekse basın tarafından toplumsal alanda üretilen bilgilerin doğru ve güvenilir olması ne kadar önemli. Bir sorumluluk örneği ise yalan terörü diye tanımlayabileceğimiz... Kim yapmış bunu? Rektör söylemeli, açıklamalı. Kim? Evet. Ha bizden bahsediyorsa yazdıklarımız ortada. Biz isim vererek, bak hiç kıvırmadan, net isim vererek rektör bunları yapıyor dedik. Sansürcü rektör dedik, doğru mu? Evet. Sansürcü rektör dedik, doğru mu? Evet. Yani ama kendisi de madem böyle şantajcı diyor, devam edin lütfen. Açıklamalı. Yalan terörü diye tanımlanabilecek kötü niyetli, özel veya tüzel kişilere saldıran, manipülasyon amaçlı yalan haber üreten... Kim bu? Kim? Kim? Söylesin, isim versin. Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, hani bizim gözümüzde büyük bir üniversite. Bunu temsil eden rektördür. Rektöründe kendini oraya yakışır bir uslupla açıklaması. Yani varsa isim versin. Yani böyle yuvarlak evirip çevirip durmasın. Gerek zaten yok buna. Zaten yazma işlemlerimiz ilk bizim şeyde başladı. Lojman krizi. Billa. Lojman krizini de başladı. Ona da geleceğiz Veysel Bey. Devam edelim. Orada sorduk. Çok basit bir soru sorduk. Niye attın bu adamı? Niye attın? Lojman'da. En basit bir sorumuz yani. Rektör herhalde alışkanlık edilmiş. Çamur at izi kalsın istiyor. Anlatabildim mi? Yani kendi suçlarını kapatmak için bu defa gazetecileri suçluyor. Bir daha söylüyorum, kim şantajcıysa, hangi yaptıysa ismini versin, açıklasın, bütün bu camiayı zan altında bırakmasın. Hakikat boyutu eksik, dengeli olmayan... Şuna bakın yani, açıklamaya bakın. Tahriş edilmiş bilgileri doğru bilgiymiş gibi sunmak... Bir saniye Veysel Bey, bu bizim yazdığımız şu, zannedersem bize karşı bir şey yazılmış, burada açıklama yapılmış. Lojmandan atıldı mı? Attı mı? Öğretim görevlerini? Evet. Attı mı? Evet. Kendisi villaya oturdu mu? Oturdu. Oturdu. Peki yalan desin bunları. Açıklama yapsın. Yalan desin. Yazalım. Yalan. Bu yazdığınız yalan desin. Peki şu anda Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde dekan değişikliği yaşandı mı? Dekanlardan istifa edenler oldu mu? Görevden alınmalar oldu mu? Oldu. Bunlar yalan mı? Yalan desin. Burada çıkıp söyleyelim. Biz yalan söyledik diyelim. Bilgi kirliliği yaptık diyelim. Buyurun. Aynı oranda topluma zarar veren, etik değerlerden yoksun, ciddi bir toplumsal sorumluluk örneğidir. Temiz bir toplum için, temiz bir medya temennisiyle, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan 24 Temmuz, Gazeteciler Bayramı kutlar. Evet, böyle temiz toplum için doğru söylüyor. Aynen. Basında sansürün kaldırılışına da değinmiş. Basın da sen kaldır sansürü, sen. Üniversiteye yer alan gazete geliyor mu? Hayır. Niye? Bu doğrular yazıldı diye geliyor. Şimdi bir şey daha okuyayım size. Etik çalıştayı diyor. Etik çalıştayı yapıyorlar, birinci ulusal yerel medya etik çalıştayı ama tarihi belli değil. Ya arkadaş, üniversitede o kadar şey var ki yapılacak. Üniversitenin işte pandemide yaşadığı sıkıntılar ortada, hiçbir şey yapmadılar. Yine üniversitenin rahatsızlıkları kaynıyor içi fokur fokur. Öğretim görevlileri, gitmek isteyenler, imza bekleyenler hepsi ama hiçbir imza atmıyor. Bir şey daha soruyorum hocaya ben. Buradan soruyorum. Mesela savcılığın YÖK'e gönderilmesi için talepte bulunduğu belgeyi gönderdiniz mi, üstüme mi altı ettiniz? Böyle bir iddia var ben bak. Söylüyorum hocam, size soruyorum. Rektör, sayın rektör size soruyorum. Yaptınız mı böyle bir şey?
Yapmadıysanız söyleyin, açıklayın bakayım. Duruyor mu elinizde be? Şimdi şu etik çalıştayı ile ilgili bir şey, yine aynı bir açıklaması var, onu okuyacağım. Yerel medya ve internet gazeteciliğinin diyor etik standartları nedir? Üniversitede bütün dersler bitti. Hoca iletişim fakültesi bile yok. Anlatabildim mi? İletişim fakültesi yok, radyo televizyon yok. Var mı Hacı Bektaş Bey? Yok. Ama hocam olmayan şeylerle bakın neler yapıyor. Yerel medya ve internet gazetecinin etik standartları nedir? Örneğin bozuk bir Türkçe ve seviyesiz bir üslupla şantaj. Ya hocam el insaf ya, kimse söyle. Kim söyle ya? Kim söyle, ismini ver de biz de bilelim aramızda var mı? Ben cemiyet başkanıyım arkadaş, bizim cemiyetimizde öyle bir şey yok. Böyle bir üyemiz yok. Varsa söyle atalım. İhraç edelim. Tehdit, dedikodu ve iftira niteliğinde yazılara diyor yer veren. Bak bütün gazeteci arkadaşlarımızdan altında, doğru mu? Evet. Bu işi namusuyla yapan, ekmeğini bu işten kazanan arkadaşlarımızdan altında kim arkadaş, söyle. Sen hede mi saptırıyorsun hocam? Bak devam ediyor. Dedikodu ve iftira niteliğinde yazılara yer veren web siteleri yerel basın veya internet gazeteleri kategorisine girer mi diyor, bir de soruyor. Var mı burada öyle bir şey, varsa hoca işine gelmedi. Hoca şimdi villadan taşınmaya hazırlanıyor. Villadan çıkmaya hazırlanıyor, ondan da bilgim var. Ya hoca sen Cumhurbaşkanlığının görevden aldığı, YÖK'ün görevden aldığı bir hocaya, rektöre makamında poz verip plaket verdin. Sen Cumhurbaşkanının üstünde bir adam mısın sen? YÖK'ün üzerinde bir insan mısın sen, orada plaket verdin? Bana bunun açıklamasını hala yapmadılar. Ben bunu 10 defa sordum. Şu anda emin olun arkadaşlar, üniversitede bütün öğretim görevlileri ve hocalar rahatsız. İnan kime sorsam, kime sorsam rahatsız olduğunu söylüyor ama çıkıp da konuşmuyor, söyleyemiyor. Konuşanlar da işte soruşturma geçiriyor, bilmem ne yapılıyor, görevden alınıyor, atama yapılıyor falan filan. Böyle bir üniversite olur mu arkadaşlar? Üniversite rektör şehirle barışık olur. Eleştiriye açık olur. Ben şeyi de merak ediyorum. Siz duydunuz mu? İşte o pandemi döneminde bir otelin, Ürgüp'te bir otel, o üniversitenin otelini bir kişiye hizmet ettiğini söylüyor arkadaşlar. Yazdık bunu. Yok etmedi, yalan söylüyorsunuz ya. Niye demedi bu hoca, ben anlamadım. Siz yalancısınız desin bize. Keşke Sayın Rektör basınla uğraşacağına biraz daha üniversitenin eğitimi için, eğitimde yükselmesi için, Türkiye ya da dünya genelinde isimlerinin duyurulması için, akademik çalışmalar için çaba gösterse. Yani basınla uğraşana kadar, basınla uğraşarak üniversite bir yere gelemez, gelişemez. Yani üniversitenin görevi basınla çekişmek, basınla dövüşmek değildir ki. Üniversite eğitim seviyesinin yükseltilmesi, akademik çalışmaların çoğaltılması, Türkiye ve dünya genelinde isminin duyurulması için çalışmalar yapması lazım. Yanımızda Erciyes Üniversitesi Covid-19 aşısını bulmaya çalışırken bizim buradaki üniversite basınla uğraşıyor. BTB manşet verdi o konuda. Üniversitenin sıralaması kaçıncıydı BTB? Ne yazdı? 110 önce. Yani şimdi baktığımız zaman çevrelerden iyi miydik biz? En kötüydük çevreler. Biz Erciyes Üniversitesi yarışacağımız zaman basınla dövüş, kavga, çekişme yaşıyoruz. Yani böyle olmaz, evet, ki. Aynen. Yani keşke Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'ni biz güzel haberlerini yapsak, şu buluşu gerçekleşti, şu akademik çalışma yaptı diye gururlanarak anlatsak keşke. Ama evet, biz şu anda basın işte yalan haber yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bu demeçleri tartışıyoruz. Maalesef. Yani tüm üniversitenin işi gücü bitti, bir tek basın mı kaldı yani? Maalesef. Yani öyle işte biraz önce söyledim, pandemi döneminde ne yaşandı herkes biliyor bunu, yazık günah. Şimdi 110. sıradan dediniz. Evet. 110. sırada bir üniversite. Peki Filiz Hanım döneminde nasıldı? İlk kuruluş döneminde? İlk onlara girdiğini hatırlıyorum. Yani peki Masar, beğenmediğiniz Masar Bağlı döneminde nasıldı? Bundan daha iyi değil mi? Bundan daha iyi. Üstelik o insan görevden alındı değil mi? Yani şimdi savunmuyorum onları ama Cumhurbaşkanlığı YÖK görevden aldıysa bunun bir nedeni vardır. Onu savunmuyorum. Yani niye görevden aldı demiyorum. Vardır. Ama bu şu anki rektör mumla aratıyor onları ya. Yani adam kendi işinin dışında her şeyi yapıyor ya.
Kendi işin dışında her şeyi yapıyor. Ya bir sürü şaibe var. Bu şaibelere sen cevap ver. Bak biz netçe cevap veriyoruz. Biz şantaj yapmadık. Tehdit etmedik. Para almadık. Hangi aldıysa bunu da açıkla diyoruz hocaya. Daha bundan sert üslup olur mu? Siz bunları söyleyerek bütün yerel medyayı zan altında bırakıyorsunuz. Etiklikten bahsediyorsunuz. Siz etik olun. Siz lojmanda, villada otururken lojmandaki hocalarınızı atmayın. Siz dekanları haksız yere kişisel kaprisleriniz uğruna değiştirmeyin. Orada bir kadrolaşma yapılıyor. Nedir bilmiyorum. Mesela bir Hilmi Çolakoğlu diye bir adamı getirdiler. Rektör yardımcısı. Ama yani şimdi onunla ileride konuşacağız da şimdi konuştukça birçok konu aklımıza geliyor ama bu elimizde bazılarının belgesi olmadığı için şu anda bir şey söyleyemiyoruz ama onları da konuşacağız zaman içerisinde. İnşallah bundan sonra da programlara zaman zaman devam edeceğiz. Herhalde birazcık da siyaset mi konuşalım? İnşallah. Rektör, belediye başkanlığı derken peki siyaseti nasıl görüyorsun? Bu şekilde siyaseti nasıl görüyorsun? İşte AK Parti'nin durumu, MHP'nin durumu, İYİ Parti'nin durumu, CHP'nin durumu, erken seçim olur mu? Yarın ne olur, neler yaşanır, milletvekili adaylar kimler olur, bunlar zamanımız yeterse konuşacağız ama kısaca şöyle sizden birer cümle, ikişer cümle alayım bu konuda. Nevşehir'de siyaset yok denilecek kadar bitik durumda benim gözümde. İşte yeni kurulan... Tüm siyasi partiler için söylüyorsun. Aynen, tüm siyasi partiler için söylüyorsun. İYİ Parti biraz kenarda tutmak lazım çünkü İYİ Parti gerçekten neredeyse haftalık olan, açıklamalar yapan, gündemi değerlendiren çalışmalar yapıyor şu anda. Bence i̇şte İYİ Parti bir kenara... İcraatta kalmıyor, sözde kalıyor söylenenler. Yine de diğer partilere göre bir adım önde. Yani çalışma olarak. Evet, önde. İYİ Parti, Ömer Ay gerçekten şu an için takdir edilmesi gerekiyor. Yeni kurulan partiler var. Deva Partisi, Gelecek Partisi. Var mı öyle bir parti? Burada? Gelecek şey Partisi... Siyasi Parti'yi de ben görmüyorum. Neyse ben. Geçen gün basın mensuplarına bir araya gelmişler. Basın mensubu yok. Bizim de haberimiz yok öyle bir şeyden yani basından. Gazeteci yok yani. Toplantıda gazeteci yoktu. Adı basın toplantısı yapıldı. Tanıtım toplantısı ama gazetecilerden bir haber aynı. Tanıyamıyor. Deva Partisi desek öyle. İlk kurulduğunda bir şahşalı dönemi oldu. Daha sonra herkes evlerine çekildi. Yani ben birazcık Mehmet Bey'in söylediği gibi İYİ Parti'yi biraz hani etkin görüyorum. O da zannedersem Ömer Aydan ilçelerde değil de merkezde en aktif il başkanı İYİ Parti. Yani mevcutlara göre en aktif diyelim. Eski il başkanlarına baktığında İYİ Partililerin en aktif, en iyi çalışan şu anda İYİ Partili il başkanı. Evet, Özkonak'taki o maden ocağında falan etkin oldular yani durdurulmasın da. İşte yine zaman zaman açıklamalar yapıyorlar şehrin sorunlarıyla, gelişmelerle ilgili. Mesela o yaşanan yolsuzluklar demeyeyim, tutuklanan insanlarla ilgili tek açıklama yapan Ömer Ay'dı. Hakkını vermek lazım, doğru söylüyorsunuz. Evet. Ben yerel siyasette bazı haber yaptığımız zaman denk geliyorum. Genel merkezden gelen metinleri okuyan siyasiler gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Kendi fikirleri yani mi? Kendi fikriniz mi yok, yoksa genel merkeze bağlı mısınız? Yani niye genel merkezden gelen metinleri sürekli okumakla yetiniyorsunuz? Kendi fikirlerinizi beyan edin. Nevşehir, yerel sorunlarla ilgili açıklamalarda bulunun. Neyi daha iyi yapılabilir? Bunları açıklayın. Yani sadece genel merkezden gelen açıklamaları okumakla gerçekten bir şey olmaz. Çünkü genel merkez sadece Türkiye genel siyasetle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor. Genel politikaları değerlendiriyor. Halbuki Nevşehir'in yüzlerce sorun var. Yani ben bu siyasilerde gerçekten altı buçuk çekiyorum. Genel merkezden gelen metni kağıttan okuyup basın açıklaması yaptık diyorlar. Ben gerçekten şaşırıyorum insanlara da. Yani gerçekten öyle olmaması gerekiyor. Nevşehir'de siyaset boğdu. Evet. İnsanlar AK Parti'ye bakıyoruz. Bundan önceki dönemlerde çok hareketli bir dönem vardı. Sahi ya Veysel Bey, yani AK Parti'nin açıklamaları geliyor mu bize? Yok. Ya bir enteresan bir şey oldu. Yani il başkanı yeni aslında daha enerjik, daha dinamik olması gerekirken tam tersi sanki daha pasif pozisyondaymış gibi geliyor. Bir de şey çıktı, size de geliyor bilmiyorum. Biz sosyal medyada paylaştık.
Aynen. Ya sosyal medyada paylaştıysanız arkadaş 24 Temmuz'da da açıklama yapmayın ya. Bak biz sosyal, geçen 10 Ocak'ta dedik ki çiçek göndermeyin bize, samimi değilsiniz, istemiyoruz, ziyaret etmeyin dedik. Aynı şekilde aynı düşünceler geçerli. Yani gerçekten basını sahiplenecekseniz öyle olmaz, sosyal medya falan olmaz. Bir sosyal medya günü kurulmalı bence. Bence de yani sosyal medya, tüm siyasi partiler değil mi? Aynen. Hatta hepsi bir araya gelse de çok birbirinden farkı yok zaten. Tek bir site bulsalar sosyal medya, hepsi orada düşüncelerini paylaşsa. Sosyal medya, sosyal parti yani ya hayali bir parti oluyor. Hayali bir parti var yani. Hayali il başkanları sosyal var. Sosyal medyada bir hayali kurur. Şimdi sosyal medyada paylaşılan paylaşımlarda hayali paylaşım olarak kalmıyor. Ben bu programdan sonra izleyicilerin beğenisinin olduğunu, olacağını düşünüyorum ama emin olun şu bahsettiğimiz isimlerin hepsinin rahatsız olduğunu da şu anda biliyorum, fark ediyorum. İşte yarın yerel ya da genel seçimler gelecek ya da erken seçim olur mu bilmiyorum, onu sormuştum ama hepsi kapıda sıralanıyor. Basın çok kıymetli oluyor ya. Almadıkları, okumadıkları bir TL gazeteye o kadar kıymet veriyorlar ki. Siz inanır mısınız? Girdikleri zaman Osman Bey siz de yaşamışsınız. Yani biz sizi bilmiyorduk. İşte ya böyle miydi? Gerçekten ya bizi yanıltmışlar diyorlar. Ya yani sizi araştırmadan, soruşturmadan, medyanın ne olduğunu bilmeden işte her gördüğünüzde cep telefonuna fotoğraf çekene gazeteci zannederseniz, açıklama yaparsanız yanılırsınız. Önce çağırıyorlar, evet. Sonra şikayet ediyorlar. Bu söylediğinize ilaveten yine bir şey söylemek istiyorum. Hep araya giriyorum. Aklıma düşüyor. Cemiyet Başkanı, işte gazete sahibi olarak iki Cemiyet Başkanı ve basın ilan kurumu şube müdürü arkadaşımız da belediyeleri geziyoruz. İlçe belediyelerini, belde belediyeleri. Nereye gitsek birine şikayet ediyorlar. Nereye gitsek? Ya arkadaş şikayet ediyorsunuz ama isim vereyim ya. Avanos Belediye Başkanı, bunu saklamaya gerek yok. Böyle birkaç tane var da. Bilmem ne kişi beni işte ya bıktım diyor. Ya gazeteci değil o adam diyorsun. Verme. Yok 50 lira verdim, 100 lira verdim. Verme kardeşim. Bak verme. Yok o zaman da diyor çamur atıyor diyor. Aynı rektörün söylediği gibi. Gazeteci değil adam. Fotokopi çıkartıyor internette, bilgisayardan yazılıyor, onu götürüyor, veriyor. Yani sadece şerrinden korkuyor diye, ama bizim mesleğimizi kullanan çok. Bak bizim üyemiz değil, cemiyet üyesi değil, gazeteci değil diyoruz. Buna rağmen ya vereyim de kurtulayım diyor. Ya Alper Bey sana sesleniyorum. Ya diğer belediye başkanı arkadaşlarına. Siz tavır koymayı bilmezseniz bu tip şaibe çok olur. Aynı şeyi de rektöre de söylüyorum. Kime verdiğinizi söyleyin, rencide edin, dava açın, vermeyin isteyen kimse. Doğru mu? Ha, reklam verip de, gazeteye bilmem neye reklam verip de, onun sonra da para verdim diyenler de var. Bu da ayrı bir şey yani. Ya çok basit ya. Nevşehir Valiliğini arayıp sorsa, işte Nevşehir'deki basın mensuplarının listesini verin dese, yani o insanlar olmayabilir o listede. Evet. En basit oradan alınabilir. Neyse be, şimdi tavır koymayınca o adam musallat oluyor o ki her kimse. Anlatabildim mi? Tavır koymayı bilmiyor, korkuyor. Evet. Ama sana, seni beni o açıklamanın içerisine alıp zan altında bırakıyor. Şimdi biz de rektörle bir suç duyurusunda bulunalım cemiyet olarak. Kim bu arkadaş kim? Savcılığa başvuralım, kim açıkla? Niye bizi zan altında bıraktın bu kadar insanı? Biz size şuradan rüşvet aldı, buradan üniversite rüşvet aldı diyebilir miydi oradan bir kişi rüşvet alırsa? Tehdit ederse, şantaj yap, bütün üniversiteyi bağlayabilir miyiz? Yok. Ama siz rektörsünüz, üniversitenin başındasınız. Oradaki uygulamalarınızı tabii eleştireceğiz yanlış yapıyorsanız. Daha önce eski rektörlerle ya da oradaki görevlilerle ilgili birçok iddialar bizim önümüze geliyor ama biz üniversitenin yıpranmaması ve doğru habercilik adına tamamen gerçeği bulmadan yapamıyoruz. Niye? Yazdığınız zaman tüm üniversite zan altında kalıyor. Ya da tüm üniversitenin adını kötülemiş oluyor. Ama bu rektörün yaptığı şahsi bir uygulama. Şahsi bir uygulama. Yani işte nedir? İşte örnek vereyim, iddiaya varsa işte üniversitenin otelinde bir kişi kaldı deniyor. Bir pandemi boyunca otel açık kaldı diyor. Yazdık kardeşim de. Burada ne kadar elektrik geldi? Burada kalan oldu mu? Ne kadar doğalgaz faturası ödedi? Kim ödedi diyor. Örnek veriyorum. Yok böyle bir şey diye açıklama yap. Biz de yazalım. Yokmuş böyle bir şey. Biz yalan yazmışız. Yanlış yazmışız diye.
Aslında yok, biz cemiyet olarak da randevu istedik Mehmet Bey. Aslında, tanışmak için adam randevu vermedi ya. Aslında üniversitelerin de biraz daha hesap verebilir olması lazım ki. Biraz değil, hep hesap verebilir olur. Çünkü hesap verilebilir olmadığı sürece hep bu şeyler bir gizlilik içerisinde kalıyor. Hesap verilmediği için de sürekli yanlışlar, aynı yanlışlar tekrar tekrar yapılıyor. Ya bu hakim eden yok, denetleyebilen yok. Tabii denetleyen tabii ki resmi kurumlar, mahkemeler vardır ama belli bir aşamadan sonra yok izin verecek ya da başka kurumlar izin verecek ondan sonra. Yani direkt denetlenebilir olması lazım bazı kurumlar tarafından. %100 katılıyorum. Mesela ben merak ediyorum ya. Üniversite son yıllarda ne kadar ihale yaptı? Nasıl alım yaptı? Bunların hepsini merak ediyorum. Şeffaf olmalı, doğru mu? Tabii ki. Yani şeffaf. Kimlere ne, hangi ihale, bu ihaleler kimler aldı? Şeffaf mı? Açıklamalı. Kimlere verildi? Yapılmayan ihaleler var mı? Pazarlık usulüyle alınan, teklif mektubuyla alınan ürün var mı? Bunları kim aldı, kim verdi, ben merak ediyorum yani. Çünkü hani şimdi bunu söylemek istemiyorum ama zorla söylemek zorunda kalıyorum. Arkada şaibe var. Var, verin, yok kardeşim de. Biz bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık den. Ne var ki bunda? Neyden kaçırıyorsunuz, kocunuyorsunuz? Sizin orada basın danışmanlarınız yok mu? Basın biriminiz yok mu? Yapın ama sosyal medyada bilmem ne gazetecilere hakaret, şantajcı, tehditçi diyorsunuz. Şantajcı, tehditçi, gazeteci yok. Sen etik kurultayı yapıyorsun. Sen etik misin ki etik kurultayı yapıyorsun? Biz seçime geldik ya, konu buraya döndü ama. Ama kurumların, adam belediyenin, belediyede Facebook'unda ihale ilanı paylaşıyor ya. Belediye başkanı bu. Sen ne yapıyorsun demiyor ya. Yasa var, kanun var demiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı genelgesi geldi diye tasarruf tedbirleri diye bir tane gazeteyi kesiyor. Sporla siyasetten girmiştik. Siyasetten işte erken seçim olur mu dedik. Olursa ne olur, bundan sonraki seçimde ne olur, bunların değerlendirmesini devam edelim mi, bir sonraki programı bırakalım. Çünkü zaman vaktimizde kalmamış. Spordan istersen birazcık. Büyükşehir Belediyespor şu anda transferlerini yapıyor. Bu sene geçen yıllar farklı olarak çok daha iyi gidiyor bana göre. Yani paralar, isim yapmış futbolcuların yerine daha çok genç ve yetenekli isimlere veriliyor. Daha önce Büyükşehir Spor'un formasını giyen bazı isimler transfer edildi, bilinen. Yani daha çok iyi transferler yapıyor bana göre. Önceki yıllarda harcanan büyük bütçeler büyük ihtimalle bu sene çıkmayacak. Orada da sportif direktör Tuncay Koçin tarafından ve teknik direktör Yusuf Tokaç tarafından çok doğru bir strateji izleniyor bana göre. Ya yani bunun da meyvelerini Büyükşehir Belediyespor alacak. Yalnız bu sene değil, benim duyduğum 3 yıllık bir planlama var. Plan, yani gençlere yatırım yapılarak uzun vadeli hedefe ulaşılacak. Yani her yıl 30-40 transfer yerine daha çok gençlere uzun vadeli 3 yıllık, 4 yıllık sözleşme yapılarak aynı isimlerle kadro devamında sağlanacak. Bu konuda da tebrik ediyorum Büyükşehir Belediyespor yönetimini. Doğru işler yapıyor. Çünkü önceki yıllarda hep 40 transfer, 50 transfer yapılarak yeni sezonlar açıldı. Devre arası 15 futbolcu gönderildi, 15 futbolcu alındı. Hiçbir zaman kadro istikrarı sağlanamadı. Bu sene daha doğru işler yapılıyor. Yani bu yolda inşallah ilerlerler ve geri adım atmazlar. Peki, çok teşekkür ederim ama şunu da hemen ilave edeyim. Ben birazcık hoca konusunda tereddütlerim var. İnşallah iyi çıkar. Yanılırım. Çünkü aldığım duyumlar başka. Söylediklerinize katılıyorum ama bu %100 tutacak anlamına gelmiyor. Doğru. Tabii ki ama en azından isim yapmış bir futbolcuya 300-400 milyar verip örneğin diyorum sezon başında 3 hafta sonra göndermektense gelecek vadeden gençlere yatırım yapılması daha doğru bir strateji. Çünkü yani bu şehrin de parası boşuna gitmesi. Çünkü 2 yıl sonra 3 yıl sonra kulüp harcayacak para da bulamayacak, destekçi de bulamayacak. Belli bir yerden sonra istifa geçmişte yaşananı tekrar edecek. Yani çünkü amatör kümeye kadar düşmüştü. Evet, onun için yani bu tür planlamaların daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hoca konusunda da geçen sene İskenderunspor'da yaptığı işlerle kendini bence kanıtladı Yusuf Hoca. İnşallah Büyükşehir Belediyespor'da da yapacağı doğru işlerle kariyerini daha yüksek seviyelere getirecektir. İnşallah öyle olur temennimiz. Evet, Anadolu TV izleyicileri, bugünkü programımızı sonlandırıyoruz ama bundan sonra devam edeceğiz. Mesela önümüzdeki hafta
bu belediyenin rasmarı döneminde kullanılan şirketi orada neler oluyor, neler bitiyor, onları sorgulayacağız, onları konuşacağız. Yine üç başkan yardımcısını konuşacağız özellikle. Neler yapıyorlar ya da neler yapmıyorlar onları konuşacağız. Yine işte Veysel Bey'le biraz üniversite ve belediye ile ilgili konu uzayınca seçimi konuşamadık. Önümüzdeki programda erken seçim var mı? Siyasetin ayrıntıları neler oluyor? Hangi siyasi parti kaç vekil çıkarır? Ne olur? İşte yeni bir şey olur mu? Bunların hepsini konuşacağız. Villaya değinebiliriz. Evet, villaya değinebiliriz. Hocayı merakla bekliyoruz. Çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yok, belediye villası. Belediye villası, evet o da var. Doğru. Yeni bir proje. Yeni proje var. Ona da değineceğiz. İnşallah. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlara da yeniden teşekkür ederim. Teşekkür ederim.